Sevgili mavi kadınlılar, 1 Kasım yeni ayını konuşmak üzere karşınızdayım. Fena bir yeni ay değil, Satürn desteği var yeni ayın içerisinde. Önemli figürlerden destek alabiliriz. Aynı anlarda gökyüzünde Merkür, Mars ve Neptün arasında da güzel bir üçgen var. Yine önemli haberler, önemli kararlar, ilahi destek alabiliriz. Sadece Mars ve Plüton biraz zorlayıcı olabilir. Sakarlıklara, ani hareketlere ve otorite figürüyle çatışmamaya dikkat edin. Hadi burçlara ve yükselen burçlara etkisinden bahsedelim. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, bu yeni ay size yeni yatırım fırsatları getirebilir. Krediler, vergiler, sigortalarla ilgili konularınız varsa onlarla ilgili destek alabilirsiniz. Gökyüzünde aynı anda oluşan güzel üçgende size aileden destek alabileceğiniz, ruhsal çalışmalar yapmak için çok uygun bir zaman olduğunu, dua için, meditasyon için kullanabileceğinizi gösteriyor. Sadece aile ve iş arasında çok kalabilirsiniz. O gerilime dikkat. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, sevgili boğalar, yalnız olanlar için ilişki ihtimali oldukça yüksek. Hatta böyle ne olduğu belli olmayanlar biraz daha adını koyabilirler. Gökyüzündeki üçgen de bu konuda size destek veriyor olacak. Yeni ortamlara girmekten geri durmayın. İlişkisi olanlar bu aralar birazcık daha ilişkiyi sağlamlaştırmak için, güzel planlar yapmak için kullanabilirsiniz. Hadi seyahatlerde, trafikte biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, sevgili ikizler, bu yeni ay size yeni iş fırsatları getirebilir. Kariyerle ilgili fırsatlar, işle ilgili fırsatlar, gökyüzünde de bu konuda destek alıyorsunuz. Parasal konularda da güzel gelişmeler olabilir. Ama size tavsiyem şu olur, aşırı riskli yatırımlardan uzak durun. Bu konuda biraz zorlanabilirsiniz. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, sevgili yengeçler, bu yeni ay size aşk fırsatı getirebilir yalnız olanlar için. İlişkisi olanlar ve çocuk isteyenler için, çocuk için güzel bir zamanlama olabilir. Yine çocukları olanlar onlarla çok güzel zaman geçirebilirler. Sadece gökyüzündeki Mars Plüton karesine dikkat etmekte fayda var. Biraz ben biz kavramları arasında çatışabilirsiniz. Öncelikleri belirlemekte fayda var. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, sevgili aslanlar, bu yeni ay hanenizde gerçekleşiyor olacak. Yani ev almak, ev taşımak, ev sahibiyle ilgili konuları çözmek, gayrimenkul yatırımı ya da toprak yatırımı yapmak için güzel fırsatlar, destekler getirebilir. Hatta bu konularla ilgili sorunlar varsa da çözebilirsiniz. Ama iş ve rutinler arasında çok böyle sıkıştığınızı hissedebilirsiniz. Bazen böyle bütün her şeyi bırakma isteği gelebilir. O Mars Plüto sizi biraz öfkelendirebilir. Ona dikkat. Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar, sevgili Başaklar, bu yeni ay size yeni seyahatler, yeni arkadaşlıklar, yeni eğitimler, yeni iletişim fırsatları getirecek. Hatta böyle yerlerde önemli kişilerle tanışabilirsiniz. Gökyüzündeki o üçgen de size bu konuda destek verecek. İletişmek için, tanışmak için, insanlarla bir araya gelmek için çok güzel etkiler var. Sadece ilişkisi olanlar bu dönem biraz gerilimli şeyler yaşayabilirsiniz. Mars Plüto biraz zorlayacak o konuda. İnat etmemekte fayda var. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, sevgili teraziler, para evinizde gerçekleşecek bu yeni ay. Parasal konularda destek alabilirsiniz. Bir terfi görüşmesi yapacaksanız, bir zam görüşmesi yapacaksanız bugünleri kullanabilirsiniz. Yine bugünlerde yeni iş fırsatları ve yeni kariyer fırsatları da gelebilir. Gökyüzünde güzel etkiler var söylediğim gibi. Ama siz de biraz böyle aile ve kariyer arasında birazcık bocalayabilirsiniz. Bu konularda biraz gerilebilirsiniz. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, sevgili akrepler, bu yeni ay ya güneşinizin üzerinde olacak ya yükseleninizin üzerinde olacak. Bu anlamda sizin için önemli bir yeni ay, bunu söyleyebilirim. O yüzden de önemli kararlar vermek için, destek istemek için bu yeni ayı kullanabilirsiniz. Yine bu yeni ay size seyahatler, güzel eğlenme fırsatları da getiriyor olacak. Sadece arkadaşlıklar konusunda birazcık zorlanabilirsiniz. İletişimde birazcık gerginliklere dikkat. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, sevgili yaylar, bu yeni ay size biraz kalbine dön, biraz ruhuna dön diyecek. Çünkü bu anlamda yani birazcık böyle yalnız kalmak, biraz meditasyon yapmak, belki dua etmek, belki bazı şeyleri biraz dışarıdan, aslında içeriden dışarıya doğru izlemek çok daha iyi olabilir. Biraz dinlenme, biraz nadas alma zamanı gibi düşünebilirsiniz. Gökyüzü de size aile ve yatırımlar konusunda destek veriyor olacak. Ama riskli yatırımlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Çünkü Plüto Mars orada sizi biraz zorlayabilir. Sevgili Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar, sevgili Oğlaklar, yeni ortamlar, yeni bir statü, yeni insanlar, yeni bir çevre bekliyor olacak sizi bu yeni ayda. Gökyüzü diyor ki size, yeni ortamlara girin, insanlarla iletişim kurun, networkler kurun kendinize. Çünkü bu yeni ay size beklemediğiniz insanlardan beklemediğiniz teklifler getirebilir. İlahi destek diyoruz biz buna. Bu anlamda oldukça güzel. İlişkisi olanlar ya da uzun zamandır evli olanlar, sadece Mars Plüto'dan dolayı dikkatli olun. Biraz gerilim yaşayabilirsiniz. Sevgili Kovalar ve yükselen Kovalar, sevgili Kovalar, kariyer
kariyer zamanı, kariyerde fırsatlar, kariyerde konuşmalar, kariyerde talepler. Bu dönem oldukça uygun, destek de alacaksınız ve bu size para olarak da dönebilir. Bu dönemi kullanın. Sadece yorulabilirsiniz. Biraz günlük rutinler içerisinde çok yorulduğunuzu ve bitkin düştüğünüzü hissedebilirsiniz. Biraz öfkelendirebilir bu sizi. Ona dikkat edin lütfen. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, balıklar bu yeni ay size yepyeni bir eğitim, bir yurt dışı seyahati, yepyeni farklı bir bakış açısı getirebilir. Öğrenmek için, seyahat etmek için, eğlenmek için güzel bir yeni ay. Sadece girdiğiniz ortamlarda ara ara gergin insanlarla karşılaşabilirsiniz. Onlara dikkat edin derim ben. Güzel bir yeni ay genel anlamda. Sadece aceleden uzak durmakta, sakarlıklara dikkat etmekte fayda var. Umarım hepiniz için güzel olur.